5 oyuncu bir ara kadro dışı bırakıldı değil mi? O 5 oyuncudan bir tanesi gitti zaten. Sonra bu oyuncular geri döndü. Çünkü bir ihtar çekme durumu oldu, FIFA'lık olmama durumu oldu. Geri döndüler ama takımla birlikte antrenmanlara çıkmıyorlardı. Ve takıma döndükten sonra da 2 maç oynandı. Bu maçların kadrosuna alınmadı bu oyuncular. Ve ilk kez bir oyuncu onların arasından bir oyuncu maç kadrosuna alındı. O da Raşit Gezdan. Raşit Gezdan yani Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alacak. O da geçmişte yapmış oldukları iyiliklerden dolayı mı diyelim ya da katkılardan dolayı mı diyelim? Şöyle söyleyeceğim, anlatacağım Gezdan'la ilgili süreci. 3-4 gündür zaten takımla birlikte çalışıyor. Takıma döndü, kadronun içerisinde yer alacak. Şans verilirse sahada da olabilecek yarın itibariyle. Gezdal'ın sözleşmesinde 20 maçlık bir opsiyon varmış ve bu opsiyonun 12 maçı tamamlanmış. 8 maçı kaldı. Ellik'te yanılmıyorsam 19 maç var geriye. Türkiye Kupası vesaire. Maç sayısı da biraz fazla. Gezdal'ın rahatlıkla oynatılabilmesi açısından bu opsiyon maddesinin kaldırılması ile ilgili kendisine bir teklif yapılması gündemde. Sezon sonu zaten sözleşmesi bitiyor. Uzasın da istenmiyor çünkü 2 sezondur sakatlıklarla boğuşan bir oyuncu. Böyle bir gündem de olacak ilerleyen günlerde, öyle düşünüyorum. Ve iç transferde beklentisi olan oyuncular hala aynı. Salih Uçan ve Cenk Tosun'un bir beklentisi var. Kendileriyle bir görüşme yapılmadı henüz. Ara transfer dönemi sürecinde yapılacağı söylenmişti. Ya olabilir tabii ki. Şu öncelikler daha farklı. Tabii çünkü. Yani öyle görmek teknik lazım. Teknik adam gündemin yani. Doğrudan ortadan kalkması gerekiyordu. Çocukların da kaderi gidilecek. Ama o da. Adım adım gidilecek. İlk önce teknik adam sorunu resmiyete kavuşsun. Ondan sonra zaten transfer ama planlaması. Ama istedikleri boyutlara gelmezse oyuncular gider, ikisi de gider. Çok iyi, ciddi teklifler alıyorlar çünkü. Alıyorlar. Yani yazın da aldılar bu arada. İşte ben yazın aldığım Salih işte, yazın da almıştı. Bir de Arap Yarımadası'nda muhteşem teklif almıştı. İtalya'dan anki, da aldı bu arada. Şu anki aldığı paranın en az 4 katı fazlasını. İtalya'dan da aldı. Onlarla ilgili de gelişmeler olur. Valentin Rose konusu var. Aboubakar konusu var. En çok merak edilen konular. Rose için şey diyorlar. Trabzon. Ben açıkçası Rose'nin Trabzon'a gideceğini düşünmüyorum. Yani böyle bir girişimde Trabzon tarafı şu ana kadar evet böyle bir isteğimiz arzumuz oldu diye bir şey söylemedi. Olsa da çok gideceğini düşünmüyorum. Daha ziyade yazın Nis'ten teklif gelmişti ve gitmek istemişti. Göndermemişti Beşiktaş yönetimi. Teklifi de söyleyeyim, kiralık bir teklifti ama zorunlu satın alma maddesi vardı. 4,5 milyon euro. Beşiktaş göndermemişti ve o teklifi reddedilince Rose bozulmuştu mesela teklifin reddedilmesine. Kendisiyle ilgili yeni teknik adamın vereceği rapor çok önemli. Takımda kalma durumu olabilir, af yolu görünebilir yani. Çünkü oynadığı zaman önemli bir bekten bahsediyoruz performans itibariyle. Daha ziyade sağ dışı konularında kendisiyle ilgili memnun olunmayan noktalar olduğu söyleniyor her zaman. Yeni teknik adamın vereceği karar, kendisiyle yapacak görüşme önemli olacaktır. Ama gideceği bir yer varsa da Beşiktaş'tan, ben gideceği yerin yurt dışı da. Hatta önceliğinin kendi ülkesi olduğunu biliyorum. Kendi ülkesine dönme arzusu taşıyordur. Aboubakar konusu var. Suudi Arabistan, Rusya ve Brezilya. Ki son bir de dış basında Meksika'da çıktı ama en azından ben Suudi Arabistan, Rusya ve Brezilya'yı biliyorduk. Buralardan kendisine teklifler ama Aboubakar'ın maaşını karşılamak da mesela Brezilya takımları için, Meksika takımları için de kolay değil açıkçası. Çünkü Beşiktaş'ta 3 milyon 100 bin euro garanti ücreti var. Artı yanılmıyorsam 12 bin euro da maç başı oluyor mesela. Bu bir sezonda 4 milyon euronun üzerine çıkan bir rakam demek oluyor size. Bonuslarıyla birlikte. Bunu karşılamak kolay değil ve eğer bir takım Aboubakar'ı istiyorsa Beşiktaş'ta bonservis istiyor. Sözleşmeli oyuncusu. Sonuçta yerine de bir santrafor transferi yapacak. Resmi teklifler kulübe ulaşırsa ki bu saydığımız ülkelerdeki takımlar öncelikle Aboubakar tarafını yokluyorlar. Orada görüşmeler yürütüyorlar. Çünkü öncelikle oyuncunun bu maaş talepleriyle alakalı bir orta nokta bulunması gerekiyor ki bu kez kulüp tarafına geçelim düşünceleri taşıyorlar. Beşiktaş'ın en fazla para 1,5 milyon euro. Beşiktaş'ın da verecekleri para 1,5 nasıl? Milyon euro. Öyle mi? Yani Suudi Arabistan, söylüyorum Suudi Arabistan, Rusya, Brezilya'dan biliyoruz girişimler var kendisiyle ilgili isteyenleri, talipleri ama var. Ama şu anki Beşiktaş'ın durumunu da biliyorlar. Aboubakar'ın durumunu da biliyorlar. Ama birden atacaklar, bir uçağı bitirecekler işte. Aboubakar'ın geri dönemez diye bir şey yok. Zaten bütün oyuncular bu arada zaten yapılan görüşme sonrası kadroya geri döndü.
Afrika Uluslar Kupası'nda, Afrika Uluslar Kupası'nda az önce Hakim Ziyech ile ilgili bahsettiğimiz konu gibi, yani orada mesela sergileyeceği performans çok önemli olacaktır. Tabii, tabii. Hakim bugün antrenmana çıkmış şimdi biraz önce. Beşiktaş'a eğer teklif gelirse Beşiktaş 5 milyon euro ile başlar ki başlayacak. Transfer yapacak mı? Tabii ki. Stoper, orta saha, kanat, forvet ilk düşünceler. Buraya bir de bir bek takviyesi olabilir. Ya hoca isteyecek zaten. Hoca diyecek ki bu takım ben yapmadım. Bu takım 4 tane o teknik adam değiştirmiş. Demek ki bu takımda bir sıkıntı var ki. Gidecek oyuncular da öne. Şimdi Abubakar gittiği takdirde santrafora ihtiyacımız olacak. Şimdi ben mesela sen hoca olduğunu farz et. Santrafor, bu arada santraforla ilgili de yani. Dur soruyu bir tamamlasın. Şimdi sen bu takıma. Güzel soru geliyordu. 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 Sen bir hocasın. Şimdi sen bir hocasın. Yeni bir takıma gittin. Baktın yeni takıma. Bir geçmişine baktın. 4 tane teknik adam yemiş. Evet. Ve oyuncuların çoğu sıkıntılı bir süreçten geçmiş. Kaç tane oyuncusu kadro dışı yapılmış. Sen demez misin bu takımı ben yapmadım. Evet. Ve ben bu takıma en az 5 tane takviye istiyorum. Ki şu an Beşiktaş'ın en az 6 tane 7 tane takviye ihtiyacı var. Belki daha fazlasında konuşabiliriz bu arada. Vallahi yani. Ben derim biliyor musun açıkçası. Dersin abi. Fazlasında dersin. Konuşabiliriz Beşiktaş'la ilgili. Çünkü Beşiktaş taraftarı her zaman başarı bekler. Bekler. Yani bütün takımlar bekler. Ama Beşiktaş taraftarı bu konuda daha böyle istediğini alan, daha fazla istediğini kopartarak alan taraftar gruplarından bir tanesidir. Sahaya gerekirse sırtını döner. Şöyle söyleyelim. Adım adım olacak bir süreç ama bir anda devre arası hop Beşiktaş'a 7 oyuncu geldi. Yani bunu şu an herhalde hiçbir kulüp yapamaz. İlk etapta Beşiktaş'ın şu anki düşüncesi, Beşiktaş yönetiminin ara transferde 3 oyuncu takviyesi minimum. 3 oyuncu takviyesinin üzerine imkanlar doğrultusunda alternatif oyuncular da olabilir. Mesela sol bek pozisyonu için söyleyeyim tamam, ben bunu. Tamam, satışa da bağlı o 3. Belki artabilir 3. Tabii. Bir de alternatifi var, bir de satışa var. Şimdi atıyorum ama Bakar gitti. Santrafor, Cenk Tosun, Muleka kalacak elimizde. Tabii. Oraya bir takviye ihtiyacı doğabilir. Onun dışında Rose'e giderse, Weghorst'la ilgili yani bana gelen bir şey yok. Şöyle söyleyeyim ama Hoffenheim'a gitmeden önce Beşiktaş'a gelmek istedi. Hoffenheim'e gitmeden önce gelmek istemişti. Buradan gidiş süreci tabii o dönemde Şenol Hoca takımın başındaydı. Gidiş süreci pek Beşiktaş'ın beklediği gibi olmamıştı. Beşiktaş tercih etmedi ki zaten elinde Abubakar vardı. Abubakar varken bir de Weghorst'a Beşiktaş giremezdi. Yeni adam gelecek bırakıp gitti ama ya. Yeni gelecek adam bırakıp adamın. Gitti ya. Kim? Weghorst'tan bahsediyor. Weghorst ya bırakıp hakikaten. Gitti yani. Yani 3 Beşiktaş yani ben hiç zarar etmeden kapattı. Nasıl abi, kapattı? Yani. Bırak gitmeyi topa da dokunmadı orada üç, yani. 3 ya milyon euro aldı. Beşiktaş 3 milyon euro aldı. Abubakar'a verdi. Bitirdi. Bak ne dedi? Ben olsam almam dedi. Bu halde şu an bu arada yolda bırakıp kaçıp giden oyuncuyu. Şu an öyle bir gündem en azından benim bildiğim yok. Ya konuşuluyordu da ben o yüzden sordum. Rose ile ilgili şunu söylüyorum. Eğer Rose giderse Beşiktaş'ın tek sağ beki var. Onur Bulut başka yok. Sol beki idare edebilirsiniz. Neden idare edebilirsiniz? Zaten Artur Masuaku asıl oyuncunuz gibi görünüyor. Sizin orada Emrecan Terzi genç oyuncu çıktı. Bahtiyar Zainettinov oynuyor. Ama sağ bekte Rose giderse takviye zaten gündeme gelir. Çünkü elinizde tek bir oyuncu var. Ama ben sen yani soru soracağım diyordun Beşiktaş'la ilgili. Soruyorum benim zaten. Benim atladığım bir şey olabilir. Yok, o gün hepsini cevaplıyor. Mesela şöyle Van Bronckhorst'un eski bilgiler. Takımlarından oyuncular da olabilir bu arada. Ama bunları işte bak şimdi gerekiyor. Şunu söyledik bak. Feyenoord dönemlerinden oyuncular. Yönetim yeni dedik. Hı-hı. Yönetimin üstünde çok büyük baskı var. Tabii. Ve yönetim eksi bakiye ile başladı. Gelir gelmez. Çünkü herkesin beklenti şuydu. Hasan Arat ve yönetiminin o kadar çok yıldız isimle konuşulan, o kadar çok ilişkilerin çok iyi olduğu ki ben Hasan evet. Arat Başkan'ın gerçekten ilişkilerinin ne kadar iyi olduğunu birebir bilenlerdenim. Hı-hı. Çünkü gerçekten iyi bir kimliği var. Özellikle dünyada tanınmış olarak hem spor basınında spor camiasında tanınmışlığıyla. İlişkileri çok iyi mi? Çok iyi. Yönetimi iyi mi? İyi. Gerçekten çok kaliteli ve daha önce Beşiktaş'ta görev yapmış değerli yöneticilerden oluşuyor. Ama ben şunu beklerdim. Yani Beşiktaş kazanır kazanmaz o kadar çok ismin ön plana çıktığı yerde direkt anlaşma yapılıp o şekilde direkt başlanması yönündeyim. Şu anki başlamada ve gidişatta büyük bir sıkıntı söz konusu. Ve daha sonra bu sıkıntı daha da toparlanacak. Ne toparlanacak? Çünkü maddi bir kaynağa ihtiyacın var şu an senin. Hı hı. Mesela biz Galatasaray'ın şu an maddi sıkıntısını konuşuyoruz.
kulüplerimizin maddi sıkıntısı konuşuyoruz ama şu an senin transfer yapabilmen için bütçeyi açman lazım. Bütçeyi açman için sıcak para ihtiyacın var. Sıcak parayı elde etmen için şu an zaten senin çok fazla bir gelirin de yok. Ve geçmişe dair gelirlerin de çok gittiği söyleniyor ki ya, bununla ilgili Ahmet Nurşe bir gerekli açıklamaları da yaptı zaten. Ama şu an eksi bakiyeyle başlayan ve bir anlamda bundan sonraki olabileceklerden dolayı direkt taraftarlarla, camiayla karşı karşıya gelecekte bir Beşiktaş yönetimi olabilir düşüncesindeyim ben. Bilmiyorum sen nasıl düşünüyorsun ama. Şöyle söyleyeyim, belki de Beşiktaş'ta ilk kez taraftarın ben bir süreci bu kadar sabrettiğini gördüm. Gayet sabırlı davrandılar. Çünkü değişimi istiyorlardı. Teknik adam sürecine çok sabırlı davrandılar. Mesela biz belki de Beşiktaş medyasındaki kişiler olarak sürekli her gün, şimdi işimiz gereği teknik adam gündeminde Beşiktaş teknik direktörü kim olacak? Bunun peşindeyiz. Mesela Beşiktaş taraftarlarının o kadar acele etmediğini gördüm. Yani acele edilip hata yapılmaması isteniyordu. Şöyle, evet, seçim öncesinde Hansi Flick ismi zikredilen bir isimdi. Doğru. Antonio Conte ismi zikredilen bir isimdi. Ama görüşüldü. Görüşülmedi de değil. Görüşüyoruz denildi ve sonrasında da zaten Rıza Hoca ile yollar ayrıldıktan sonra görüşüldü. Peki sana, Hansi Flick bu sezon takım çalıştırmak istemedi. Sana samimi bir soru sorabilir miyim? Conte 7 milyon euro maaş istedi. Mesela. Aslında en önemli soru ne biliyor musun burada? Ben o samimi bir soruyu sana sormak istiyorum aslında. Gerçekten Sergen Hoca ile görüşüldü mü? Görüşülmedi. Peki Sergen Hoca ile görüşülseydi yönetimin kredisi daha fazla olmaz mıydı başlar başlamaz? Çok emin değilim ya. Peki Sergen Hoca ile görüşülmemesi ya da bu kadar görüşülmemesinin sebebini açıklayıp söyleyeyim mi? Söyle. Beşiktaş'ta Sayın Hasan Arat ve yönetimi düşüncesi yabancı teknik adamdı. O yüzden yerli teknik adam konusu çok fazla gündeme gelmedi. Sergen Hoca ile ilgili söylenen doğal aday. Ki şu an kim gelirse gelsin, kim giderse gelsin doğal aday. Soru soruldu ve doğal aday olduğu da söylendi. Bu arada doğal aday yani Sergen Hoca. Ama doğal aday olmaz ki. O zaman Sergen Hoca'nın ismi bu şekilde kullanmış gibi oluyor o zaman. Doğal aday ne yani? Yani Sergen Hoca tamam gerçekten efsane. Beşiktaş'ta iyi işler yapmış mı yapmış. Ya mesela doğal aday olarak mesela Rıza'nın ismi de doğal aday. Rıza Hoca'nın ismi de özür diliyorum. Rıza Hoca'mızın ismi de doğal adaydır. Evet her zaman konuşulmuş zaten. Daim. Ama yani şimdi Şenol Hoca geldi. Ama Sergen Hoca'nın ismi yani geçip de doğal aday denmesi bana karşı sanki ben Sergen Hoca ile biraz zaman kazanılıyormuş gibi hissiyatını uyandırdı. O Feyyaz Uçar açıkladıktan sonra ki dönemin diyor acaba. Evet. Feyyaz Uçar'a soru soruldu zaten. Feyyaz soruya istinaden ben o gün oradaydım zaten. Aynen. İlk soruyu sordum. İkinci soruyu başka bir arkadaşımız sordu. Sergen Yalçın'la görüşüldü mü diye adaylarınız arasında mı? Doğal aday dedi. Ki zaten bunu kimse söylemesine de gerek yok bu arada. Tabii, peki, yönetimin de söylemesine gerek yok. Diyebilir miydi? Nasıl? Görüşmedik, görüşmeyeceğiz diyebilir miydi? Görüşmeyeceğiz demesi bir yöneticisinden doğru olmazdı bu arada. Ya orada çünkü şimdi neden? Nedenini söyleyelim. Yani şunu söylüyoruz. Evet, yabancı teknik adam isteniyor. Kesin. Ama sonuç itibariyle olmazsa bu seçenekler üzerinde Sergen Hoca ile de gayet görüşülüp üzerine tartışılıp teknik adamlıkla ilgili görüşme yapılabilirdi. Peki bir kritik burada bir soruda o günlerde o mesela Sergen Hoca'nın konuşulduğu günlerde Sergen Hoca'nın konuşulduğu günlerde bir numaralı isim Bruno Genizio'ydu. Sayın Hasan Arat en çok Genizio ile görüşmüştür herhalde bu süreçte. Yüz yüze de görüşme yaptı. Orada biraz böyle Genizio'nun sürekli bir ertelemesi, cevabını ertelemesi ve kendisine bu olunca süre verildi salı günü diye. O günde cevap vermeyince artık yeni teknik adam gündemine geçildi ki 3 tane teknik adam arasından tercihini yaptı. Bunu söyleyelim. Hani sadece Van Bronckhorst vardı önünde ve yok, Van Bronckhorst oldu değil. Şuradan gidiyorum. Mircea Lucescu ve Solskjaer de aynı şimdi şekilde seçenekler. Sen camiaya çok yakınsın ya. Camiaya çok yakından biliyorsun. Kılıcı adamlarına kadar biliyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Sergen Hoca lafından kendisinin olmayacağını anlayınca. Yok, Sergen Hoca'ya bağlayacağım ben de sana onu. Onu. Kusura bakma lafını çalıyorum ama. Yok yani, dostumsun. Şunu sormak istiyorum. Şimdi Sergen Hoca'nın profiline baktığımız zaman Sergen Hoca için ne konuşuluyordu? Milli takım olabilir diye konuşuluyordu. Evet. Beşiktaş sezon başı başlayabilir diye konuşuluyordu. Ama şu an geldiğimiz noktada yapılan transferler kötü geçen bir sezon, devre arası sıkıntılı bir süreç, gönderilenler, Rıza Hoca'nın durumu konuşulurken yarışmacı bir takım
çalıştırması beklenen Sergen Hoca'nın Antalya Spor Camiası'nı çok beğeniyorum. Başkanı, yeni başkanın vizyonunu çok beğeniyorum. Gerçekten çok iyi bu sene geçiriyor Antalya Spor. Ve Nuri Hoca da çok güzel bir şekilde bıraktı. Hı hı. Yarışmacı bir takım yapması, devam etmesi, yarışmacı bir takım çalıştırması beklenen Sergen Hoca'nın Beşiktaş'ın bu şekilde ismi anılıp yarışmacı olmayan Antalya Spor'a geçmesi bir anlamda hani beni salın, beni fazla konuşmayın tarzına girişat olabilir mi diye. Sergen Hoca, ben şöyle söyleyeyim. Sergen Hoca bence zaten kendisini takip ediyordu sonuçta. Kendisiyle de kimse görüşmedi. Ve yabancı teknik adam alınacağını, önceliklerinin bu olduğunu görünce zaten artık kendisi de daha fazla beklemedi.